Seyfi, sana ne oldu böyle ya? Karadeniz'e gömüler mi attı sen? Ne oldu? Ya kardeşim, konuşmak için şu ağzındakini bitirmeyi denesen. Senden geri kurallarını öğrenecek değiliz herhalde. Aman be ya. Madem bilirsin gölge de iğrendirirsin kendinden. Ya sen bir sus da. Ya pırs. Ya Seyfi, hakikaten ne oldu? Şşş. Dur babacan ya. Oğlum sen bakma bu densizlere. Seyfi, bak derdini anlatmayan derman bulamaz. Bir anlat da bilelim be. Ya vallahi meraktan çatlatacaksın ya. Söyle ya. Şşş. Dur karışma babacan ya, iki dakika. Oğlum belki bizim de bilmediğimiz başka bir şey vardır. Vallahi üzüleceğine bence sevinmelisin be senyor kardeşim. Mehmet ballı adamdır. Yine dört ayağı üzerine düşer. Doğru vallahi. Bir kere eğitim alanındayken nasıl da dört ayak üzerine düşmüştü. Şaşırıp kalmıştın. Tamam Tosun'um, sen oldun, düş. Aslında Mehmetcan istese gitmeyebilirdi. Levent İsteğmen sormuş ona, gitmek istiyor musun diye. Kısmet. Seyfi'ye Fato, Mehmet'e NATO düştü. Bu da şişeye bozdu. O kazmaya sen şişeye mi sen patlayamadın? Ne diyorsun lan bunu? Ferit, oğlum ben Mehmet'i özledim. Ya biliyorum, sen en yakın arkadaşısın. Belki gittiği için sen de beni suçluyorsundur. Ne yani Seyfi, suçlamayayım mı? Sonuçta tamam, Mehmet kendi isteğiyle gitti ama buna neden olan şey Fato'nun seçimi değil mi? Fato da seni seçti. Ya işte beni kahreden de bu ya abi. Ya ben de Fato'yu çok sevdim. Ama onu kendimden uzak tutmak için de elimden geleni yaptım. İşte gönül bu. Ne bileyim abi, ben belki de hiç aşık olmadığım için haksızlık ediyorum sana. Olabilir. Ya canım sıkkın benim. Sen bana bakma. Konuşmak istersen dinlerim. Başka bir zaman. Merhaba kızlar. Ne haber Fato? Hiç, ne olsun? Seyfi'ye merhaba detaylı. Ne haber Seyfi? Ne sevimliymiş bu. İyi, senden ne haber? Gel bakayım. Hop benim. İyi. Oh. Ay, size çok yakıştı. Şimdi çiftlerin birlikte köpek büyütmesi çok moda. Geleceğe dair küçük bir deneme. Siz dışarı çıkmayacak mıydınız? Çıkacak mıydınız? Bilmem. Çıkacak mıydın? Bilmiyorum. Biraz işim vardı. Oo, siz de alemsiniz vallahi. Daha ne bekliyorsunuz anlamadım ki. Neyse, biz gidiyoruz. Bay bay detayını. Bay bay. Ben, senin işin varsa burada biraz oyalanabilirim ha? Bilmem, sen bilirsin. Tamam. Ha tamam. Ben getirdim Seyfi. Oldu. Bütün işleri sen yap, her işe sen getir. Al bakalım. Hmm, çok güzel olmuş. Ne de olsa kafede çalışmışlığımız var. Ayrıca ustam da sizsiniz. Ya Levent Hüsemen nasıl yakalamıştı ama seni? Evet ya, ama çocuk gibi amma utanmıştım. Biliyorum, suratın kıpkırmızı olmuştu. Ben komutanım. Ne var be, o kadar da korkmadım, sadece utandım. Ondan sonra da kim ispiyonladı, kim ispiyonladı diye amma gitmiştik Mehmet'in üstüne ya. Mehmet, sen söyle. Yok, söyle, ne diyecektim? Diyecektim, Suzi'nin köpeği var ya, ne kadar şirin diyecektim. Sen ne söyleyecektin? Diyecektim, bölükteki yeni bombadan haberin var mı diye soracaktım. Yo, ne oldu? Bölüğün yeni yazıcısı kim? Arıza Hamza. Hadi ya, yeni yazıcı Arıza demek. Ya Arıza en fazla hesap makinesi kullanabilir. Nasıl oldu ki? Tabii, bu arızalı yazıcı. Böyle geçiyor böyle bilgisayarın ucuna. Seyfi. Ne haber? İyidir. Bak sana ne getirdim. Ne? Diapozitif. Hem negatife çekmekten daha zevkli. Süper. Modelim olur musunuz? Ya olmam. Biliyorsun fotoğraf çekilirken kasılıyorum. Ben de haberin olmadan çekerim o zaman. O da olmaz çünkü hemen görürüm. Çekerim.
Hem niye kasılıyor musun? Ayrıca benim fotoğraflarımda çok güzel çıkıyorsun. Ya gerçekten beğeniyor musun? Sence? Ver bakalım, hemen başlıyoruz. Ya rahat bırak makinemi. Ya Mehmet bırak. Mehmet mi? Ya ben... Seyfi, ya bekle bir dakika, öyle demek istemedim. Sadece diz sürçmesiydi.